Türkiye'de Merkez Bankası'nın politika faiz oranını düşürme kararı tartışılıyor. Amerika'da da tartışılıyor. Yetkililer kriz yok diyor ama sıkıntı olduğu da malum. Merkez Bankası'nın kararının anlamını, küresel ekonomide durgunluk beklentilerini konuşacağız bu akşam. Konuğumuz IHS Global Insight ekonomisti Andrew Birch. Mr. Birch, thank Sayın you very Birch, much. Sayın Birch, teşekkür ederiz. Buraya geldiğiniz için. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Önce Türkiye Merkez Bankası'nın kararı ile başlayalım. Politika faizini 6.25'ten 5.75'e indirmesi kararı ile başlayalım. Türkiye'nin geçen sene kalkınma oranı %8,9'du. İlk çeyrekte de %11'di. Bu biraz sıra dışı gibi gözüküyor değil mi? Yani faiz oranlarının düşünmesi. Siz nasıl acaba değerlendirdiniz? Evet, söylediğiniz gibi aslında yaptıkları şeyin bir sorun yaratmasının altında da bu var. Aslında piyasalar bundan önce aslında tam tersini yapmasından bekliyorlardı Merkez Bankası'ndan. Yani oranları artırmasını bekliyorlardı. Yani şimdi düştüğü için bu oranlar son birkaç gün içerisinde bir panik görmeye başladık. Yani borsada düşme, Türk lirasının değer kaybetmesi gibi resmi olarak bunun önleyici bir hareket olduğunu söylüyorlar. Ancak şu anda piyasalar buna pek inanmıyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayı okumak istiyorum. Açıklamada kurul küresel ekonomiye dair giderek artan sorunların yurt içi iktisadi faaliyet üzerinde durgunluğa yol açma riskini azaltmak amacıyla politika faizini ölçülü bir indirme gitmiştir deniyordu. Aslında bir duraksamadan da durgunluktan da endişe ediyorlar. Bu bir endişe mi acaba ya da böyle beklenti mi var? Resmi açıklama bu aslında. Benim gördüğüm kadarıyla aslında içeride herhangi bir durgunluk ihtimali görmüyorum. Ben sadece göstergelere baktığımız zaman Temmuz ayında yani birkaç hafta öncesine kadar baktığımızda tüketiciler hala güvenliydi, üreticiler hala güven duyuyordu ekonomiye. Yani her şey olumlu gözüküyordu aslında. Yani eğer bir endişe olsaydı aslında çok fazla konuşulan bir konu vardı. O da cari açık konusuydu. Aslında çok fazla içeride talep olduğundan bahsediliyordu. Yani talebin az olduğundan bahsedilmiyordu o zaman. Yine argümanlardan birisi de bu kararın cari açıkla mücadele için alınmış olduğu yönündeydi. Bu stratejiye dair ne düşünüyorsunuz acaba? Bu gerçekten komik bir durum aslında. Bunu komik buluyorum. Aslında tabii neler beklediklerine dair bir açıklamayı ben yapamam. Bununla ne yere varmak istediklerini söyleyemem ama içerideki talebi daha da artıracaktır. Yani bu faiz oranlarının azaltılmasıyla daha fazla likidite girecek piyasaya. Tüketiciler bunu kullanıyor olacak ve bu cari açığı aslında biraz daha artıracak sonuçlara yol ulaşacak diye düşünüyorum. Aslında cari açık konusunda şunu söyleyebilirim. Merkez Bankası her zaman sıcak para konusunda endişeli olmuştur. Yani portföy yatırımların ülkeye akan bu yatırımlardan endişeli olmuştur. Eğer küresel kalkınma ile ilgili bir endişeden söz etmiyorsak, bence buradaki endişe, bunun altında yatan endişe yüksek faiz oranlarıdır. Yani şimdi diğer taraflarda kalkınma azalırken, büyüme azalırken bu sıcak paranın Türkiye'ye akıyor olması da tabii ki etkilenecek. Yani eğer bunu yaparsanız mali piyasalardaki volatiliteyi, hassaslığı da artırmış olursunuz. Yani Merkez Bankası'nın çok uzun bir dönemdir endişeli olduğu konu aslında buydu. Ve zannediyorum bunu direkt olarak söylemediler ama daha çok endişelerden birisi bu diye düşünüyorum. Yani içerideki kalkınmanın azalması endişesi ve bu sıcak para konusundaki endişeler diye düşünüyorum. Peki acaba bunun beklenmeyen yani niyetlenmeyen sonuçları ne olabilir? Yani enflasyonda bir artış olabilir mi? Doğru, kesinlikle öyle. Bu kesinlikle önemli endişelerden birisi. Aslında son birkaç ay içerisinde enflasyon beklentilerin altında oldu. Ve bana kalırsa şu anda bu konuda hala güvenli olduklarını söyleyebiliriz. Ama enflasyonist baskılar hala güçlü Türkiye'de. Fakat bu kadar likiditeyi piyasaya aktarıyor olmak bu mutlaka enflasyon konusunda da yukarıya doğru bir gidişe işaret edecektir. Yani enflasyon beklentileri konusunda biraz daha önce söyledikleri raporun biraz üstünde olduğunu görüyoruz Temmuz sonundaki beklentilerin. Dolayısıyla biz de bu bantın üzerine çıkardık beklentilerimizi ve enflasyonist baskıları göz önünde bulundurmaya çalıştık. Siz ne hangi acaba öngörüde bulmuştunuz? Aslında onların koydukları
%5,9'du. Biz onu biraz daha 8'lerde, yani yıl sonuna doğru %8'lerde tuttuk. Tarihsel olarak bakacak olursanız hala normal olduğunu söyleyebiliriz ama onların hedeflerinin yukarısında da diyebiliriz. İsterseniz bu %11'lik büyümeden bahsedelim. Aslında yanılıyorsam lütfen düzeltin ama bu bir rekor aslında bir çeyrek değerlendirildiği zaman. Acaba neden daha fazla dışarıdan yatırım gelmiyor bu durumda Türkiye'ye? İstanbul Borsası neden yeterince iyi bir performans sergileyemiyor beklentiyi gibi? Aslında bana kalırsa şu anda olanlar yatırımcıların bunu bir ekonomik politikada bir sıkıntı olarak görüyor olmalarından kaynaklanıyor. Şu anda hükümetin mali politikayı yeterince sıkılaştırmadığını düşünüyorlar ve artan gelirlerin bu mali açık konusundaki etkisine bakıyorlar. Ancak bunlar etkili olsa da harcamalarda bir kesintiye gidilmedi ve bu sırada Merkez Bankası 2008-2009'da çok iyi bir itibar edinmişti, kendisine şöhret edinmişti. Ancak şimdi bu aslında itibarı, güvenilirliği biraz daha azalıyor gibi. Dolayısıyla yatırımcılar baktıkları zaman bu ekonomik politikanın daha uzun vadeli, daha sürdürülebilir bir kalkınmaya yönelik olduğunu görüyorlar. Yani kısa vadede değil. Yani doğrudan dışarıdan yatırımlar değerlendirildiği zaman bu yatırımcılar genellikle uzun vadeye bakarlar ama onlar uzun vadedeki istikrarlılık konusunda çok fazla endişeli değildirler. Kısa vadede biraz endişelenirler. Bu yüzden işte bu yatırımlar gelmiyor olabilir. Bize biraz dış şoklardan da bahsedebilir misiniz? Yani Avrupa Birliği'nin borç krizi nasıl etkili oldu ya da Amerikan ekonomisi nasıl etkiliyor Türkiye'yi? Çünkü Türkiye diğer ülkelerden daha yatkın mı, daha açık mı bunlara ya da nasıl etkiliyor ekonomiyi? Aslında bunu çok ya da az gibi değerlendirebilir miyim bilmiyorum ama mutlaka etkilendi Türkiye. Ancak Türkiye diğer ülkelerin dışında, yani Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'nın dışında biraz daha izole olarak kaldı euroya bağlı olmadığı için. Aynı zamanda mali sektörü o kadar iç içe geçmiş olmadığı için Avrupa bankalarıyla biraz bunun dışında kaldı. 2010'da euro bölgesinde sıkıntılar vardı. Hatırlamak gerekirse o sırada Türk bankaları çok güçlülerdi ve güçlü bir kalkınma düzeyini elde etmişlerdi. Dolayısıyla biraz izole olduklarını söyleyebiliriz. Ancak tabii bütün bunlara hala çok bağlı olmasalar da hala bu konuda ihracat konusundaki bağlılıkları sürüyor. Özellikle Almanya'daki yavaşlamanın olumsuz bir etkisi olacağını düşünüyorum Türkiye'ye. Diğer bir şekli ise yine temel bir krizin etkilemesi ancak yine yatırımların azalmasıyla olabilir. Aslında güçlü portföy yatırımını biraz geri çevirmeye çalışıyorlar ama tamamını kaybetmek istemiyorlar. Çünkü yine kendilerini finanse etmeleri ve cari açığı kapamaları gerekiyor. Ama eğer kriz iyice artarsa, özellikle Euro bölgesindeki kriz ve Amerika'daki kriz çözülemezse, o zaman yatırımcılar daha güvenli bir yer arayışında olacaklar. Şu anda merkez politikasının politikaları ve bu kadar büyük bir cari açıkla Türkiye bunu sunuyor olmayacak onlara. Dolayısıyla bu sıcak portföy yatırımlarının bir şekilde ortadan kalktığını görebilirler çok hızlı bir şekilde. Amerika'ya da biraz değinelim istiyorum. Çok negatif rakamlar geliyor son birkaç günde ekonomi konusunda. Belki istihdam konusunda biraz olumlu gelişme var ama hala rakamlar aslında kötü ve piyasalarda kötü tepki veriyor buna. Borsa kötü tepki veriyor. Aslında bir ikinci bir durgunluk olması endişesi de var. Siz böyle bir şey bekliyor musunuz? Biz IHS'te kesinlikle endişeliyiz. Yani ikinci bir durgunluk olabileceğinden endişe duyuyoruz. Aslında bu sabah bizim baş Amerikan ekonomistimiz bir açıklama yayınladı ve bu açıklamada bizim risk değerlendirmemizi artırdığımızı söyledik. Yani bunun %40 olduğunu düşünüyoruz olasılığın şu anda. Yani 2012'de yeni bir durgunluk olabileceği yönündeki beklentimiz bu. Bu bir risk tabii ama temelde değerlendirmemiz Amerika'nın kalkınmaya devam edeceği, büyümeye devam edeceği yönünde. Aslında bizim beklentilerimiz 2011'de yaklaşık 2,6 idi galiba. Yani çok büyük bir değişiklik oldu burada. Aslında bir iki hafta içerisindeki değişiklikleri izledik bu konuda. Aslında beklentilerimiz giderek azaldı diyebiliriz. Ancak yine de
gerçek bir durgunluğun tekrar olabileceği yönünde beklentilerimiz de var. %40 diyorsunuz yani beklentileriniz. Evet, aslında tabii bu kadar net rakamlara girebilir miyiz bilmiyorum ama çok yüksek bir olasılık olarak görüyoruz. Ancak yine de çok net diyemiyoruz buna. Andrew Birch, IHS Global Insight ekonomisti. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.